İyi akşamlar, gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene hayatın içinden ibret dersleriyle beraberiz sevgili izleyenler. İyiliğin, sevginin, merhametin karanlıkları aydınlattığına, kötülüğün, hırsın, bencilliğin yürekleri nasıl kararttığına birlikte tanık olacağız. Hayatın içinden yüreğimize, vicdanımıza seslenen gerçek öyküler izleyeceğiz. Yakınlarının, dostlarının, kardeşlerinin güvenine, inancına ihanet edenlerin ilahi adaletin pençesinde nasıl tuzla buz olduklarını göreceğiz. Yalanla, iftirayla pis emellerine ulaşmak isteyenlerin hazin sonlarını ibretle seyredeceğiz. Bu öyküleri izlerken kendimize de kıssadan hisse çıkaracağız, bir hayat dersi alacağız. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Kardeşlik bağı, hayattaki en kutsal bağlardan biri değil midir sevgili seyirciler? Ortak bir kaderi paylaştığımız, sevgiyi, acıyı birlikte tattığımız kardeşimiz, kardeşlerimiz değil midir? Yapara, bir bıçak gibi bu kutsal bağı kesebilir mi? Kardeşliğe ihanet ettirebilir mi? Kardeşliği düşmanlığa çevirebilir mi? Gizli dünyaların bu öyküsünde ortak bir piyango bileti alan iki kardeşin ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Sen uyu hanım, sen uyu. Kahvaltı etseydin? Yok hanım, yok. Simitler çıkmıştır fırından. Peki Süleyman. Hadi eyvallah. Güle güle, hayırlı işler. Kolay gelsin. Bir tane değil mi abi? Hemen veriyorum. Buyur abi. Buyur, para üstüne. Hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı işler evladım. Buyurun amca. Bir simit versene. Afiyet olsun. Sağ olayım. Öğlen olacak neredeyse. Hala uyuyorsun sen. Selami. Rahat bırak beni. Kalk, kalk dedim sana. Git de bir iş bul kendine. 5 kuruşumuz kalmadı gene. Üf, üf. Hale bak. Yamanmadık yeri kalmamış gene. Ah benim bahtsız başım. Nasıl vardım bu çulsuza ben? Hoş geldin. Girsene içeri. Yok, girmeyeyim. Börek yaptım Makbule. Size de getirdim. Sağ ol. Zahmet etmişsin. Hoş geldin yenge. Ne dikiliyorsun kapıda? Girsene içeri. Evde çocuk yalnız. Gideyim. Sen bilirsin. Bir iş bulabildin mi Selami? Nerede yenge? Günlük işler. Bugün de bir boya işi var. Ona gideceğim. İyi bari. Hiç yoktan iyidir. Hadi sıcak sıcak yiyin böreği. Sağ ol. Eline sağlık. Kalın sağlıcakla. Al şunu. Sağ ol. Of! Bezdim bu hayattan ben artık. Abiler acıyorlar da yiyecek veriyorlar bize. Onlar da olmasa açlıktan öleceğiz vallahi. Çok güzel olmuş. Sen sadece ye. Başka ne bilirsin? Boyna abinden geçiniyoruz. Sanki onların halleri iyiymiş gibi. Abin de olsa bir yere kadar çeker. Neden çekmeyecekmiş? Abim o benim. Tabii ki kollayacak kardeşini. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Afiyet olsun. Abicim nasılsın? İyiyim. Nereden çıktın sen ya?
Ya bir boya işi vardı, onu hallettim. Oradan geliyorum. Bir bakayım dedim abim nasıl. İyi ettin. Ben de şimdi eve gidiyordum. Oğlum böyle günlük kovalamak da olmaz ya. Sürekli bir iş bulsan iyi olur. Arıyorum abi. Sana da yük oluyoruz biliyorum ama. Yok be oğlum, ondan piyango, demedim. Piyango. Son biletler, son biletler. Biletçi. Gel abi, sen de ortaklaşın bir bilet alalım. Yok be oğlum. Nerede bizde otelli? Hadi be abi, belli mi olur? Zaten 3 kuruş paramız son var. Biletler, yarın biletçi. Biletçi. Gel gel. Geldim abi. Buyurun abi, 1 trilyon veriyor. Bak, 1 trilyonmuş abi. Düşünsene bir çıksa. Hay benim hayalperest kardeşim. İyi, alalım bakalım ortak bir çeyrek. Olmaz abi. Alacaksak tam alalım, çıkacaksa tam çıksın. İyi, çek bakalım hadi. Ne kadar? 6 milyon abi. Dur ben de vereyim abi. Ya bırak oğlum, tamam ya. Bol şans abi. Sağ olasın. Son biletler, son biletler. Size de çıkabilir. Son biletler. Sen adam olmazsın Selami. Ya çıkarsa abi? Kör talih, belki bize de güler diyorsun ha? Hadi hayırlısı. Bilet bende kalsın abi. Sen numarayı yaz. Ya ne gerek var oğlum, kalsın sende. Yaz abi, sen yaz, belli olmaz. İyi hadi söyle bakalım. 6, 0. Ne gerek varsa. Hadi. Hadi. Ev sahibi geldi bugün. Ne olmuş? Ne diyor yine? Kiraya zam istiyor. Yoksa çıkartacakmış. Adam da haksız değil hani. 2 senedir zam yapmadık. Ama yetmiyor Nazlı. Yetmiyor. Kardeşin de hala iş bulamadı. Sadece kendi boğazımızı düşünmüyoruz ki. Ortada mı bırakayım kardeşimi? Açlıktan ölsünler mi Nazlı? Öyle demiyorum ama. Hadi ağzımızın tadını bozma şimdi. Bakarız bir çaresine. Allah'tan ümit kesilmez. Şöyle bir et yemeye ne kadar zaman oldu Makbule? Olur, tabii olur. Sen bu kafayla gidersen ölene kadar da yiyemeyiz. Başlama be kızın. Ne yapalım yani? O ne şimdi? Bilet. Tam bilet Makbule. Yarın trilyoner karısı olabilirsin. O bilete para vereceğine eve erzak alsaydın. Ne düşüncesiz adamsın sen? Abimle ortak aldık. Bir çıktı mı hiçbir derdimiz kalmaz. Sen git yemek paramızı bilete yatır. Sonra da niye sofrada et yok diye söylen. Makbule. Ha. Bir tas daha çorba koysana. Çorba bitti. Yok, anlıyor musun? Yok. Çorbaymış. Buyurun. Bir tane simit alabilir miyim abi? Buyur abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Vallahi insan içine çıkmaya utanıyorum artık. Bir de koca olacaksın. Bütün gün evde oturuyorsun. İş arasana be adam. Bir sus be. Bir sus be sabah sabah. Beynimin etini yedin. Benim de hakkım değil mi daha iyi yaşamak? Üzerime intihar almayalı yıllar oluyor. Rahmetli anacığımı neden dinlemedim ki? Makbule. Ne var? İş gömleğimin cebinden şu bileti getirsene bakalım zengin olmuş muyuz? Amorti çıkarsa dua et. Paramız cebimizde kalır en azından. Bir söylenme ya. Bir söylenme de getir şu bileti ya. Tamam be. Öf. Al. Bari. Selami dedim.
Selami! Kazanmışız Makbule. Ne? Taze. Biletçi. Buyur abi. Gelsene. Geldim abi. İsten var mı? Var abi. İnşallah vardır bir şeyler. İnşallah. Nereden bakılıyor buna? Şuraya abi. Aman Allah'ım. Çıkmış be. Bize çıkmış be. Size mi çıkmış abi? Zengin ettin oğlum bizi be. Zengin ettin. Allah. Allah. Zengin oldum. Allah çıktı. Çıktı. Hayret be. Adamı zengin ettik. Helal olsun ya. Kimse bir şey söylemek yok. Tamam mı? Para elimize geçinceye kadar kimse bir şey bilmeyecek. Söylemem. Kimselere bir şey söylemem. Söz. Peki abin? Ona da. Bu bileti ona zorla ben aldırdım. Para benim hakkım. Sadece bizim olsun istiyorum. Anladın mı Makbule? Hadi toparlan. Nereye? Gidiyoruz buradan. Artık yepyeni bir yaşamımız olacak. Bir daha bu mahalleye adımı mı atmam ben? Yok yok. Toplanma. Sadece çantanı al. Bu eski eşyaları götürüp de ne yapacağız? Hemen gidelim kimseye görünmeden. Sallama çabuk ol. Hadi 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 hadi. Tamam tamam. Peki peki peki. Hemen geliyorum. Hadi hadi. Aa, nereye böyle apar topar? Bir bağırışlar geldi sizden. Merak ettim, bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı komşu. Sen işine bak. Aa, kötü bir şey mi söyledim sanki? Artık buradan gidiyoruz. Bir daha da gelmeyeceğiz. Makbule. Gelmeyecek misiniz? Aa, delirdiler sonunda. Boşuna çalma kardeşim. Nerede bunlar? Vallahi bilmem. Bir saat evvel delirmiş gibi çıkıp gittiler. Gittiler mi? Evet. Makbule bir daha buraya dönmeyeceğiz gibi bir şeyler geveledi ama bilmem. Ne kardeşmiş. Görüyorsun değil mi? Sen yıllarca bir ekmeğini paylaş. O kaçsın gitsin böyle. Gelir benim kardeşim, gelir. Hemen kötü düşünme. Parayı almaya gitmiştir Ankara'ya. Bana hiç öyle gelmiyor Süleyman. Belli. Kaçtılar. Olur mu öyle şey? Abisine kazık atar mı? Yok canım. Benim kardeşim yapmaz. Birkaç güne kalmaz gelir. Tabii tabii. Yok. Yer yarıldı, içine girdiler sanki. Görüyorsun işte. Kardeş kardeş dedin, bağrına basın, ettiğine bak. Para bir yana, ne haldedirler onu merak ediyorum. Ne demek para bir yana? Talih bir kez güler insana. O paranın yarısı bizim hakkımız. Cahil çocuktur. Ne yapar, ne eder, ne yerler, ne içerler. Onu merak ediyorum. Bir arayıp sorsa. Merak etme. İyidir kardeşin. Kim bilir nerede paranın sefasını sürüyorlardır. Üstelik sana bir kuruş koklatmadan. Of. Ayfer. Kız ne biçim yemek bu? Tuz muz koymadın mı sen buna? Koydum ama. Aması filan yok.
Yemek yapmayı ben mi öğreteceğim sana? Hı? Bak ayağın denk al. Kapının önüne koyuveririm vallahi seni. Bir daha olmaz hanımefendi. İyi, git şimdi. Selami, nasıl yaşamışız onca yıl o batakhanede anlamıyorum. Unut o günleri hayatım. Artık çok zenginiz. İstediğimiz her şeyi alacak paramız var. Artık insan gibi yaşıyoruz değil mi? Tabii. Sahi abin ne yapıyordur acaba? Ne yapsın? Muhtemelen bir yerde simit, 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 simit diye dolaşıyordu. Ev sahibi yine geldi. Zam diyor. Ne yapalım? Yapacağız artık. Raşit de yakında okula başlayacak. Kayıt parası lazım. Defter kitap alınacak. Bir sürü masraf. Yetmiyor Nazlı. Yetmiyor. İş mi değiştirsem acaba? Birinin yanına girip çalışsam mı? Çıldıracak gibi oluyorum Süleyman. Kardeşin bizim paramızla saraylarda yaşasın. Biz burada sürünelim. Boş ver hanım. Alın teriyle kazanılmış para değildi ki zaten. Olur mu? O paranın yarısı senindi Süleyman. Git ara kardeşini. Hakkını iste. Bulsam ne değişir hanım? Vermeye niyeti olsaydı zamanında verirdi. Aylardır aramadı, sormadı. Ne hali varsa görsün. Allah şu havuz başındaki keyif yok. Vallahi nefes almış. Bayıldım. Ben de aldım zengini. Başa bela şekerim. Ay işte bisiklemiz de geldi. Al hayatım. Ay ne iyi oldu buraya taşınmanız. İki laf edecek kimse yoktu bu sitede. Evet evet. Vallahi çok iyi oldu. İyi ki geldiniz. Aslında daha büyük bir villaya taşınacaktık ama Selami burayı beğendi. Selami Bey, geçen söylediğim işi düşündün mü? Bilirsin, para parayı çeker. Adamlar da dara düşmüş. Kaçırmayalım. Kaçırmayalım Vehbi Bey. Fırsat ayağına gelince kaçırmayacaksın. Biz de vururuz bir tekme. Vallahi para için babama bile kazık atarım ben. İşin kuralı bu. Bu devirde acımak yok. Çok doğru söylüyorsun. Gerekirse kardeşine bile kazık atacaksın. Sevdim seni Selami Bey. Bak aynı kafadanız. Hadi Şerefe. 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 Sağlığınız ha. Yüreğim yanıyor hanım. Kaç ay oldu? Hiçbir haber yok. Bir telefon bile açmadı. Para işte. İnsanın gözünü kör ediyor Süleyman. Kardeşim de o Nazlı. Canımdı. Bütün para onun olsun. Ama bu yaptığını asla affetmem. Asla. Yine de kardeşindir. Zaman geçsin affedersin. Biz kendi başımızın çaresine bakalım. Kızım şunlar da mutfağa. Sonra da içecek bir şeyler hazırla. Boğazımız kurudu. O pırlantada aklım kaldı Selami. Onu da alalım ne olur. Alırız hayatım. Onu da alırız. Komşular parmağımda görünce çatlayacaklar kıskançlıklarından. Selami. Selami. Ne oldu Selami? Selami neyin var? Selami! Selami! Oh, oh, Selami iyi misin? Ay ay ben kolonya getir. Ah, ah, boş ver kolonyayı. Doktor çağır ambulansı. Ah, Selami lütfen. Selami. Selami aman Allah. Ah, Selami lütfen öldür. Evet Selami Bey. Tahlilleri aldık. Ne yazık ki korktuğumuz gibi. Nesi var doktor bey? Kan kanseri. Kanser mi? Maalesef. Emin misiniz doktor bey? Yanılıyor olamaz mısınız? İsterseniz başka doktorlara da görünebilirsiniz. Ama üzgünüm. Sonuç aynı olacaktır. Doktor bey yalvarırım kurtarın beni. Çok param var. Ne kadar isterseniz veririm.
Keşke sadece parayla olsa Selami Bey. Tek çaresi uygun ilik bulmakta. Bu da çok zor. Parayla bulamaz mıyız? Paranızın olması yetmez Selami Bey. Ancak birinci dereceden bir akrabanız varsa o zaman kurtulma şansınız olur. Kardeşiniz falan mesela. Kardeşim mi? Evet. Akrabalıktan dolayı uygun ilik bulma şansı çok yüksek oluyor. Abim var ama. Abinize acil haber verin. Eğer kabul ederse testlere hemen başlayabiliriz. Baba, sen burada mısın? Gitmedin mi işe? Oğlum bugün okula başlıyor. Hiç onu görmeden gider miyim? Benim aslan oğlum okuyacak, büyüyecek, kocaman adam olacak. Babası gibi simit satmayacak. Doktor olacağım baba. İnşallah oğlum, inşallah. Allah bana ömür versin de o günleri göreyim. Al bakalım. Bu da okul açtı. Sağ ol baba. Sen işe gitmeyeceksin mi? Gideceğim hanım, gideceğim. Birazdan çıkacağım. Hadi bakalım. Gecikmeden gidelim okula. Gel. Aslan oğlum benim. Allah zinacıklığı versin. Sağ ol baba. Aslan oğlum benim. Büyümüş de okula başlamış. Selami, ne işin var senin burada ha? Hangi yüzle geldin kapıma? Abi, seninle bir şey konuşmam lazım. Çok önemli. Anlat bakalım. Hangi rüzgar attı seni buraya? Abi, çok hastayım ben. Hasta mı? Neyin var? Kan kanseriyim abi. Ne? Ne diyorsun oğlum? Emin misin? Evet abi. Belki yanılmışlardır diye başka doktorlara da gittim. Hepsi aynı şeyi söyledi. Yok mu bir çaresi? Var abi. Ama bu olanlardan sonra sana nasıl söylerim bilmiyorum. Geveleme, ağzında da söyle. İlik lazım abi. Uygun ilik bir tek kardeşten alınabiliyormuş. Yakınlıktan dolayı. Bütün servetim senin olsun. Yeter ki beni kurtar. Ne olur abi. Ölmekten çok korkuyorum. Bütün parama. Ne olur abi. Senden tek bir kuruş istemiyorum. Haklısın. Neden bana yardım edesin ki? Ben senin paranı çaldım. Hakkını yedim. Bir kuruş istemiyorum senden. Ben sadece kardeşimi geri istiyorum. Kardeşime canımı veririm. Canım abim benim. Ben sana neler yaptım? Senin bana yaptıklarına bak. Nasıl öderim hakkını? Nasıl öderim bilmiyorum. Bilmiyorum. Ödersin Selam. Ödersin. Eskisi gibi kardeşim olursan ödersin. (Gülüyor)
Paranın gücü sınırsız değildir sevgili izleyenler. Her şeyi satın alamaz. Sadece gözü dönmüşler parayla her şeyi satın alabileceklerini sanırlar. İlahi adaletin tokadını yiyecekleri güne kadar. Dostluk, ana baba sevgisi, kardeşlik gibi değerler hiçbir paranın satın alamayacağı kadar kutsaldır. Bu değerleri sadece sevgimizle kavrayabilir, ilgimizle çoğaltabiliriz. Selami parayla her şeyi, hayatını bile satın alabileceğini düşünecek kadar körleşmişti. Ama onu ölümün kıyısından paraları değil, kardeş sevgisi kurtardı. Sevgi paranın gücünden ağır bastı.